McDonald's, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı nedeniyle dünya çapında süren boykotların satışlarına zarar verdiğini açıkladı. Şirket, satışların 3 ayda %3,4 artarak analistlerin yaklaşık %4,9'luk artış beklentisinin altında kaldığını söyledi. Şirketin finans müdürü, savaşın fast food devinin 2023'ün son çeyreğinde bölgedeki kazancını anlamlı şekilde etkilediğini söyledi. McDonald's CEO'su ise 3 ayda bir düzenlenen konferans görüşmesine yatırımcılara bu savaşın Orta Doğu'daki McDonald's şubeleri üzerinde devam eden etkisi cesaret kırıcı ve temelsiz dedi. Fast food zincirinin itibar kaybı önemli Müslüman topluluklarının olduğu yerde hissediliyor. Şirket savaştan kaynaklanan satış kayıplarına ilişkin bir rakam açıklamayı reddetti. Ancak yatırımcılara etkinin anlamlı olduğu sonucunu çıkarabiliriz açıklaması yapıldı. Fast Food devine karşı boykot çağrıları, 2 Mayında İsrail şubesi McDonald's İsrail'in Gazze saldırısına katılan İsrail askerlerine binlerce bedava yemek bağışlayacağını açıklamasının ardından başladı. Gazze'deki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki satışlarında düşüş gördüğünü açıklayan ikonik şirketlerden bir diğeri de Starbucks. Starbucks'tan yapılan açıklamada Filistin haklarını destekleyenler tarafından uygulanan tüketici boykotları nedeniyle Amerikan mağazasında da satışların düştüğü görülüyor.